Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Google Chrome tarayıcısında kayıtlı olan şifreleri nasıl görürsünüz? Bunu anlatacağız. Son derece kolay. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi öncelikle ne yapmak istediğimizi bir kez daha göstermek istiyorum. Şurada açık halde bulunan örnek bir forum sitesine ben giriş yapmak istiyorum. Giriş yapmak istediğimde burada e-posta adresi ve şifre Google Chrome tarayıcısı tarafından daha önce kaydedildiği için bu şekilde bana gösteriliyor. Ancak aradan geçen zaman içerisinde biz bu şifreleri unutabiliyoruz. Dolayısıyla bunu hatırlamak için ee, bu kayıtlı olan şifrenin ne olduğunu Google Chrome tarayıcısı üzerinde görüntüleyebilmemiz lazım. Görüntülememiz lazım ki şifreyi hatırlayalım. Tabii ki eğer şifreyi unuttuysanız şifreyi unuttum diyerek de e, ilerleyebilirsiniz. Ancak bazen e-posta adresinin de e, şifresi unutulduğunda böyle bir durum mümkün olmuyor. Dolayısıyla kayıtlı bir şifre varsa tarayıcıda mutlaka kontrol edebiliriz. Özellikle Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarını sürekli kullandığımızda zaman zaman şifrelerini unutabiliyoruz. Dolayısıyla bu yöntemden yararlanabiliriz. Yapmamız gerekenler son derece basit. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Google Chrome'un klasik e, giriş ekranı. Burada sağ tarafta bulunan şu üç noktaya tıkladım ve ayarlar kısmına geliyorum. Ayarlara geldikten sonra hemen şurada otomatik doldurma alanını görüyorsunuz. Altında da şifreler kısmı bulunuyor. Buna tıkladım. Şifreler kısmında sizin Hala hazırdaki tarayıcınızda kayıtlı olan şifreler ve kullanıcı adları bu şekilde gözüküyor olacak. Burada yapmanız gereken görünmeyen şifreyi öğrenmek için hemen şurada şifre kısmındaki nokta noktaların hemen sağında kalan göz işaretine tıklamak. Buna ben tıkladığımda sistem benden bir güvenlik parolası isteyecek. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi benden bir parola istedi. Bu bilgisayarımın oturumu açma şifresi muhtemelen size de aynı şekilde yönetici şifresini istemesi muhtemel ya da yönetici onayı istemesi muhtemel olacaktır. Buna tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi kullanıcı adım ve şifrem ortaya çıkmış oldu. Bu şifreyi buradan kopyalayarak giriş yapabilirsiniz ya da farklı bir bilgisayarda giriş yapabilirsiniz akabinde şifrenizi değiştirebilirsiniz. Tekrar göze tıkladığınızda şifre gizli bir hale gelecektir. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Lütfen faydalı olduysa like atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.